Eski derler zamana. Saatleri aylara, ayları yıllara bağlar insanoğlu. Zamanın esiri olduğunu fark ettiğinde öteye geçmeye gayret gösterir. Gayret dediğimiz lafzayı celalin rızasını kazanmak için atılan adım, alınan nefes, dökülen terden ibaret. Yusuf gibi kuyudan, Necip gibi kaldırımdan kurtulur zamanın ötesine geçen insan. Eski bir hikayeyi değil, eskimeyen bir yaşamın izlerini görür hayat çizgisinde. Bir hayalin peşinde yürüyen insan, yorulmaz, usanmaz, çekinmez oluverir. Hep ileri, hep ileri. Bugün temel, yarın duvar, sonraya kubbe, göklere alem ulaşır hayalinle yürüdüğünde. Yürüdüğünde varacağı menzil, zamanın ötesinde olur vesselam insanın. Şu anda içinde bulunduğumuz eser Giresun ili Bulancak ilçesi Saraybunlu Camisi. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde yapılan, yığıma taş anlamında yapılan en büyük eserin içerisinde bulunmaktayız. Büyük mimar, Mimar Sinan'ın çıraklık eserim dediği İstanbul'daki Şehzadebaşı Camii'nden esinlenerek yapılmıştır. Ve mimari bakımdan, özelliği bakımından baktığımız zaman çoklu kubbe Osmanlı tarzı olarak yapılmış ve aynı zamanda da Selçuklu mimarisini de içinde barındıran, o mimari özellikleri de barındıran bir eserdir. Camimizin genel mimari özelliklerini şöyle bir incelediğimiz zaman 130 santim duvar kalınlığına sahip, 16 metre duvar yüksekliğine, yerden kubbe yüksekliği anlamında baktığımız zaman 38 metre yerden yüksekliğe, çift minareli, çifte şerefeli ve minarelerimizin uzunluğu, toplam uzunluğu 70 metre. Kubbemizin, ana kubbemizin çapı 19.10 santimetre kare küp. Bu anlamda baktığımız zaman hakikaten büyüklük anlamında Cumhuriyet tarihinde yapılan en büyük, en kapsamlı eser. 4500 kişi aynı anda içinde kapalı mekanda namaz kılabiliyor. Toplam 8000 metrekare alana sahip ama yapılaşma anlamında 2588 metrekarelik bir bina yapımına. Dolayısıyla teşkilatı bakımından, özellikleri bakımından her anlamda baktığımız zaman bizim coğrafi işaret olarak gördüğümüz, o anlamda sayabileceğimiz Cumhuriyet dönemi eserlerimizden bir tanesi. Doğrusu Bulancağımıza ve Karadenizimize, Giresun'umuza bir adeta tapu senedi, tapu tescil belgesi olarak sunulmuş bir eser. Bir dalga okşar kıyıları. Giresun, türkülerden bir gaybanayla karşılamaya koşar yolcularını. Seferin rüzgarı serinletir, vuslatla hicranın arasını. Kavuşmak emek, kavuşmak alın teri. Kavuşmak gözün yaşı olur. Şefkatli bir el okşar taştan duvarları. Peygamber aşkı titretir dudakları. Mustafa'sından Yusuf'una bir ziya emanet edilir. Emanet ki yüzyıllara eser. Saraylardan ilham, İstanbul'dan Bulancak kıyılarına selam getirir. Yardımlaşmanın, hayrın, imece usulüyle sağlanmış birliğin, duvar ördüğüne, kubbe altında müminleri buluşturduğuna, hatta kilometrelerce öteden su getirdiğine şahit olursunuz. Sarayburnu Camii'ne kavuştuğunuzda. Thank you.
Allah'ın mescitlerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, salih amel işleyenler imar eder manasının tecelli bulduğu bir camideyiz, Saraybunu Camii'nde. Rabb-i Teala'ya sonsuz şükürler olsun ki böyle bir caminin mihrabını bana nasip eyledi. Camimiz Karadeniz bölgesinde maddi ve manevi olarak hem maddi hayata hem manevi hayata hitap eden ve buraya gelen ziyaretçilerin görüşleri doğrultusunda ne kadar da böyle bir camiye ihtiyaç olduğunu hissettiren bir cami, muhteşem bir eser. Bu eserin meydana gelmesinde katkıda bulunan devletimizden, milletimizden, hayırsever kardeşlerimizden Rabbim sonsuz kere razı olsun. Efendim, bendeniz Bulancağa 2008 yılında geldiğim zaman yine ecdat eseri 1840'lı yıllarda yapılmış olan bir camide göreve başladım. Memleketten abim ve arkadaşları ziyaretime geldiği zaman onları bu camiyi gezdirme ihtiyacı hissettim. Onlar da görsünler bu eseri diye. Camiden içeri girince tabii henüz halıları daha yeni serilmiş. Yaz günü caminin içerisi pırıl pırıl, aydınlık. Abim şöylece camiye bakarak dedi ki, "Hafız, sen keşke bu camide İmam Hatip olarak görev yapsan. Keşke bu caminin görevlisi olsan." deyince ben de dedim ki, "Abi, İnşallah ama biz ancak buraya cemaat oluruz. Bu caminin görevlileri nereden gelir kim bilir?" Dedik kendi kendimize. Ama içimizden de dua etmişiz ki Rabb-i Teala bize birkaç sene sonra bu caminin, bu güzel caminin mihrabını nasip eyledi. Elhamdülillah o günden bugüne görevlerimizi ifa ediyoruz. Cami içi ve cami dışı olarak iki İmam Hatip ve bir müezzin kayyım arkadaşımızla beraber camimizin içerisinde olsun, dışarısında olsun cemaatimizle beraber hemhal olarak görevlerimizi yerine getiriyoruz. Kapısı Divriği Ulu Cami. Yapısı Sinan'ın çıraklık eserim dediği Şehzadebaşı Camii. Önü Karadeniz'in ipek manzarası, ardı memleket sevdasıdır. Hacı Mustafa Efendi'den Yusuf Ziya Efendilere, Bulancak halkından dervişlerine zamanın ulaştırdığı mirastır. İnşa etmek, ihya etmek asli görevdir. Bir fakire nasip olansa heyecanla, aşkla Hüda'nın evini seyretmektir. Aşkla bir kez daha hu dilinden, hu gönlünden hu dedirtmektir. Bunun tıpatıp ölçüleri İstanbul Şehzadebaşı Camii'nin aynısı. Fakat bazı değişiklikler yaptık biz onda. Birçok değişiklikler yaptık. Zaten Mimar Sinan Hazretleri de bu benim çıraklık eserim diyor. Onda Süleymaniye'ye geçince bir tekamül var, ilerleme var. Selimiye'ye geçince artık zirve olmuş sanatı. Ona Şehzadebaşı'nda çıraklık, Süleymaniye'ye kalfalık, Selimiye'ye de ustalık eserim demiş zaten. Biz de onun çıraklık eserinden başladık. Şimdi burada görünen kuzey kapının iç kısmındaki kemeri böyle büyüttük mesela. Yükseğe kaldırdık. Daha heybetli oluyor diye gördük. Fil ayakları, 4 tane ana kubbeyi taşıyan fil ayaklarını da şehzadeden değiştirerek yaptık. Selahattin camilerimizin tamamında içeride kemerler gövde taşıyla tamamlanmış ve boyayla kalem işi gösterilmiş, kırmızı sağı diye veya kırmızı beyaz diye. Biz onları tamamen kırmızıyı da taş olarak koyduk. Bir de akustik ses düzeni için
8 tane köşede mukarnas dediğimiz işlemeler var. Geometrik süsleme. Ses dalgalarını kırmaya yarıyormuş. Onlar bütün camilerimizde alçıdan. Biz taştan yaptık. Şimdi bizim bu köşelerdeki 8 köşedeki mukarnas süslemeleri, geometrik süslemeler taştan oldu. Bunlar Şehzade'de yok. Kapısından girince dualı ellerle konulmuş taşlar fısıldar. Edeple gelen, edeple gelen, edeple gelen. Sonra Mimar Sinan'dan güç almış ayaklar üzerinde kubbe tamamlar sözü. Lütufla gider, lütufla gider, lütufla gider. Latif bir tat bırakır insanın ömründe Sarayburnu Camii. Söz tamam olunca edeple gelen lütufla gider diye yankılanır gökler. Biz bu eseri konuşurken hem bir vefa hem de bir teşekkür babından ismini zikretmeden geçemeyeceğimiz bir takım insanlar var. Mutlaka ismini söylememiz gerekiyor onların. Hacı Mustafa Eren Efendi başta olmak üzere. Çünkü bu güzel eserin yapımına onun önderliğinde başlanmış. 1987 yılında yapımına başlanmış ve aslında halen de yapımı, çevre düzenlemesi, millet bahçesi ve daha sonra etrafında şekillenecek olan okulu vesairesi anlamında devam ediyor. Bu vesile kendisine biz rahmeti rahmana kavuşmasından dolayı Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. İlk günden itibaren camimizin yapılmasında emek vermiş, görev almış ve bu vesile maddi manevi katkı yapmış olanlardan rahmeti rahmana kavuşanlar var. Onlara Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Yine teşekkür babında şu anda derneğimiz başta olmak üzere Yusuf Ziya abi keza aynı şekilde dernek başkanımız bu caminin yapımında ta ilk günden itibaren hep görev almış, emek vermiş. Türkiye'nin her bir yerine bu camiye maddi katkı sağlamak amacıyla seyahat yapmış. Oralardan Türkiye'mizin dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından buralara maddi manevi katkılar gelmiş. Dolayısıyla ben hem rahmeti rahmana kavuşanlar, hem camimize maddi manevi katkı yapanlar tümüne teşekkür ediyoruz. Ahirete irtihal edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Taş işçiliğini düşünürken, emeğin ve hak yolunda atılmış adımın kutsiyeti sarar bizi. Başımız eğiliyor, ellerimiz kavuşuyor, dilimiz Allah adını zikrediyor, kutsal mekana girince evvela. Osmanlı mimarisinin yine aynı nispet ve anlayışla ana sunulması, hürmetle, muhabbetle, saygıyla eğdiriyor başlarımızı. İşte şimdi insanın ömrü gülban, insanın ömrü ademlikten ibare oluyor. Bir Ankara ziyaretimizde Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma sabahı tesbihat programı yapıldı. Oradaki arkadaşlarımız sağ olsunlar. Çok güzel program yaptılar. Çıkışta da cemaatimize bizlere ikramda bulundular. Dedi ki bunu aynısını biz de yapabiliriz burada. Başladık. 100, 200, 300, 500 derken 1500 lira varan cemaat sayımız oldu burada. Hatta öyle bir manevi hava oluştu ki bazı cemaatimiz hacca gittiği elbiseleri giyip camiye gelince sorduğumuz zaman hacı abi niye bu hac elbisesini giydin? Hocam bu sabah bu kalabalığı görünce
insanların buraya karınca gibi geliş gidişlerini görünce kendimi Mekke Medine'de hissediyorum. Öyle bir manevi şey oluyor bende. Öyle bir programımızı yaptık, cuma sabah buluşmalarımızı gerçekleştirdik. Bir, doğu tarafına kapı, dış kapı. Kapı diye bahsettiğim şey açılıp kapanan ahşap kapıyı kastetmiyorum. Oradaki büyük bir tezyinat var. 14.45, 14 metre 45 santim eninde, 4 metre derinliğinde ve 15 metre yüksekliğinde bir alan taş işleme ile tezyin edilmiş. Selçuklu sanatı. Mengücekoğlu'da zamanında Sivas'ın Divriği ilçesi Ulu Camii'nin giriş kapısı taş kapıya yapılmış. Taşlarını kendi bölgemizden çıkardık. Buraya 8 kilometre bir köy, Bülbüllü Köyü. Maden teknik aramada, META'da tahlillerini yaptırdıktan sonra taşı kullandık. Kullanılırlığını onayını aldıktan sonra. Ondan sonra da ayrıca buna da evet demeden gezdik. Bu taş yaşıyor mu? Mesela 100 senelik yapı var mı bu taştan? Daha eski veya 200 senelik var mı gibi ve taştan 200 senelik yapılmış işler gördük. Dolayısıyla da kullandık bu taşımızı. Bu taşımız işte Nevşehir'de vardır, Bayburt'ta vardır, Kayseri'de vardır. Efendim, Çanakkale Çan'da vardır. İzmit Gandıra'da vardır. Evsaf olarak, nitelik olarak. İnsanın bedeni topraktan yaratılmıştır. Bu taş da bir toprak nevidir. O zaman beden rahat eder burada. Bir de bunu belirli oranlarda yerleştirirsen buna da sanat denir. O zaman da ruh rahat eder. Onun için bizim camimize her giren bize dua ediyor. Çünkü bedeni de rahat ediyor, ruhu da rahat ediyor. Allah'ın izniyle. Cumhuriyet devrinde kesme taştan yapılmış tek örnek olması bakımından mimari önemi ortaya çıkan Sarayburnu Camii, mihrabından Kabe'ye ulaşan bir tevafuk mekanı olması hasebiyle de hasretimizi arttırmaktadır. Eskimeyen zamanların hatıralarıyla yılların çilesini, üzüntüsünü, sevincini ve nihayet kıvancını barındırır Sarayburnu Camii. Geçmişin geleceğe hayır duası olsun. Osmanlı güneşinin ışığıyla yunmuş evlatların tarihimize, Türkiye'mize adanmış menzili olsun. Mekan hürmetiyle geleceği kucaklayanların kıyamı olsun. Kurşun kubbelerden göklere müjde, daima yürüyenlerin hürmetle durduğu yer olsun. Kıymetli kardeşlerim, İsra ve Miraç hadisesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında hüzün yılı dediğimiz Hazreti Hatice validemizi ve onu müşriklerin zulümlerine karşı en çok koruyan, kollayan amcası Ebu Talib'in birer ay arayla vefat etmesi ve bu iki ölüm hadisesinin
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi derin bir hüzne ve kedere gark etmesidir. Bu iki hadise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok derinden etkilemiştir. Ve özellikle de amcası Ebu Talib'in vefatı müşrikleri daha da azdırmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ashaba olan zulümleri kat be kat artmıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içten içe acaba kimse bana sahip çıkmayacak mı, sahipsiz mi kaldım gibi bir düşünce içerisindeyken bir akşam halası Ümmü Han'ın evine geldi. Bu bölüm Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Nebevi'nin şerifinde de geçer. Ümmü Han'ın evine geldi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu karşıladı. Bir ihtiyacın olup olmadığını sordu. Bize nakledilen. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halasına çok yorgun hissettiğini ve uyumak istediğini söyledi. Orada uyurken Allah-u Teala'nın emriyle Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamberimizi oradan kaldırdı. Kabe-i Muazzama'nın Hacer-i Esved dediğimiz bölümüne getirip orada Burak denilen bir binite bindirdi onu. Ve oradan bu binit öyle bir hayvandı ki, öyle bir binitti ki her bir adımı gözün görebildiği en uç noktasına kadar atıyordu. Oradan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelişine biz Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi İsra gece yürüyüşü diyoruz. Ve Mescid-i Aksa'dan da göğe yükselmesi Miraç hadisesi, İsra hadisesi Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde anlatılmakta. Miraç hadisesi ise kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde bize nakledilmektedir. Ve bu yolculuk esnasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam eşlik etmiştir. Ve birçok manzaralar görmüştür kat kat yükseldikçe. Bir tanesini size aktarmak isterim. Bir manzara görüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Sonsuz bir deniz, derya, uçsuz bucaksız. Ve onun da ortasında bir siyah nokta gibi bir şey ya da bir kuş gibi. Bunun ne ifade ettiğini Cebrail aleyhisselam'a sorduğu zaman ya Resulullah bu sonsuz derya, deniz Allah'ın rahmetini, oradaki küçük karaltı ise, siyah nokta ise insanların işlediği günahları ifade etmektedir. Yani buradan anlıyoruz ki kıymetli kardeşlerim Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümidimizi kesmemeliyiz. Ayet-i Kerime'de böyle geçer. Ve bu Miraç hadisesinin en büyük müjdelerinden bir tanesi de bize 5 vakit namazdır. Hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Es-salatu miracul müminin. Namaz müminin miracıdır. Yani bir mümin öyle bir namaz kılacak ki namaza durduğu zaman dünyevi bütün işleri arkasında bırakarak manevi bir huzur içerisinde Rabb-i Teala'nın katına yükseliyormuş gibi miracını gerçekleştirecek. Öyle huzur ve huşu içerisinde namazını kılacak inşallah. Ve Yüce Rabbim de bizleri namazını böyle huzur ve huşu içerisinde kılıp tıpkı miraca çıkarmış gibi namaz kılan kullarından eylesin inşallah.